Ümmü. Hadi yardım edeyim kız. Yok istemem abi. Hayrola bu saatte? Maskara oldum bütün mahalle bu eşek sıpası yüzünden. Ne mahallede barınabiliyorum ne kahvede. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak ya. Dünyanın sonu değil ya Recep, evladın o senin. Biraz destek ol çocuğa. Kolay mı genç yaşta bu hale gelmek? Ne kadar üzülmüştür çocuk. Sevdiği de ölmüş gitmiş. Lobla bir bozuldu. Ne olacak yani, ne bekliyorsun ki, anlamadım ben ya. Sana kime sevdalanacağı elinde olsaydı. Senin elindeydi Ümmühan. Ümmühan, pazardan mı? Evet evet Saliha abla. Giderken sana baktım ben, yoktun. He, erkenden gittim geldim ben. Kolay gelsin. Koşa koşa gittin, Erdoğan'la evlendin ya. Ne yapacaktım Recep? Sitti seni, senin Hatice'ye boşamanı mı bekleyecektim? Zengin karı diye koştun gittin, evlendin. Ne yapacaktım, evde mi kalsaydım? Maşallah, çok güzel yaptın ya. Vallahi. Kızım senin para göz baban vermezdi işsizim diye. Allah Allah. Ben mecburiyetten evlendim, yoksulluktan. Sen inadına gittin Erdoğan'la evlendin, bir de geldin yanıma. Oh, oh Mutes. Pazara gitmiştim Hatice. Sen nereye? Ben de çarşıya gidiyorum. Hemen geleceğim ama. Gitmişken de Narin'e bir uğrayayım da saçımı kestireyim diyorum. Kolay gelsin. Para? Anam verdiydi 3-5 kuruş. Akşama da şöyle güzel bir sofra hazırlarım. Sana da bira kalırım. Ailecek, çoluk çocuk yer içeriz. Senin aileni de, kuracağın sofrayı da, ananı da... Aa, Hatice Hanım hoş geldin. Gir gir buyur. Anne. Ne oldu? Yok canım bir şey. Şey için geldiydim ben. Çok ağırdı da saçlarım. Acaba dedim açık boyatsam mı? Ama... Aa tabii tabii. Keseriz de biraz şekilleriz. Kızlar da manikür pedikür yapar. Seni şöyle baştan ayağa bir elden geçiririz Hatice Hanım. Sen geç, benim işim gidiyor şimdi. Anne kız nereden çıktı şimdi bu ya? Benim haftalığım yetmez o kadar şeye. Sonra babam para para diye tepeden çıkacak. Paran var benim canım. Kırmızı hoca istiyorum ben. Allah Allah. Gelmişken saçını kızıla da boyayalım. Yok canım. O kadar uzun boylu değil artık. Aynı kendi renginde kalsın. Belki açık açabiliriz tabii. Meyveler pek taze. Birkaç tane getirivereyim de akşama yersiniz dedim. Şadiye. Evde yiyecek bir şey var mı?
Ne lan? Niye sofra kuruyor o zaman? Tabak mı yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Abi ne bileyim. Benim de haftada almama 4 gün var ya. Annem de yok. Ne yapsak bilemedim ki. Meyve var ama. Ay anca geldik vallahi. Hazır bir şeyler var. Hemencecik hazırlarız masayı şimdi. Sıcacık börek var. Alıver Şadiye kızım. Bir de pirzola aldık. Hadi kızım kızartıver. Kız anne. Ne biçim olmuşsun ya sen böyle? Aman narinlerin orada azıcık kestirdim. Bir şey olduğu yok canım. Baba. Güzel olmuş değil mi anneme? Ha. Daha sallanacaksanız karnım çok aç. Ardalanlara gideceğim. Yok 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 hazır şimdi. Sen şimdi börekten biraz atıştırırken etler hemen oluverir. Bardak getir kız rak koy. Dur dur. Al bunları ben koyarım. Allah senin belanı vermesin. Allah! Allah senin cezanı versin gerizekalı herif. Allah ben... Çekil lan! Çekil lan! Götüreceğim yanımda. Bu cehennemden kurtaracağım kendimi. Şu liseyi bir bitireyim. Bir bitireyim. Abla, o zengin çocukla mı kaçacaksın? Kimseye ihtiyacım yok benim. Kendi başımın çaresine bakabilirim ben. İstanbul'a kaçarız Şadiye. İstanbul'a gideriz. Götürürüm seni de yanımda. Nasılsın sevgilim? Sevgilim? Ben Narin Hanım'la mı görüşüyorum yoksa başka birini mi arıyorum? Sana başka kızlar da mı sevgilim diyor yoksa Fırat Bey? Vay be. İyi tamam öyle olsun. Ne zaman buluşalım? Yarın buluşalım mı? Alsana beni. Hem yemek falan yeriz. Tamam alırım. Tamam oldu görüşürüz. Hoşça kal o zaman. Abla, bunu sana çocuk mu aldı? Kaç paradır bu be? Kaldırayım ben bunu. Abla. Ha. Ne diyorsun sen öyle çocuğa? Sevgilin falan diyor. Vallahi çıkıyoruz biz Şadiye. Yani çok aşığız birbirimize. Sevgililer de öyle konuşuyor birbiriyle, normal yani. Yemeğe gideceğim dedi. Nasıl gideceksin sen yemeğe ya? Gebertireceksin mi sen babama kendini? Bakarız. Telefonuma dokunma sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.